Evet sevgili Uçan Kuş TV izleyenleri, sağlık vaktinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Zeynep Soyman stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizler de öyle. Buyurun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi bilinç uçağına girmiş her kadının tabii ki ister istemez sürekli her ay gördüğü bir siklus var. Bu adet döngüsü. Adet nasıl oluyor? Nasıl adet görüyoruz? Biraz bunun böyle fizyolojisinden bahsederseniz çok memnun oluruz. Tabii ki. Yumurtalıklarımızda çok sayıda bekleyen öncü yumurta hücreleri mevcut. Sessiz halde bekliyor bu hücreler. Ergenlik çağına girilmesiyle her ay beyinden gelen uyarılarla bu hücrelerden bir tanesi seçiliyor ve büyümeye başlıyor. Daha sonra bu olgunlaşan yumurta hücresinden östrojen hormonu dediğimiz bir hormon sentezleniyor. Bu hormon bizim işte cildimizin güzelliğini, saçlarımızın güzelliğini sağlayan, kadın vücudunun daha kıvrımlı olmasını sağlayan bir hormon. Bu hormondan sonra yumurta olgunlaşıyor ve çatlıyor. Yumurta çatladıktan sonra oluşan yapıdan progesteron dediğimiz bir diğer hormon sentezlenmeye başlıyor. Bu hormonda hani hep hanımlar konuşuruz ya işte galiba adet göreceğim, böyle bir gerginim, ruh halim değişti, bir hassasiyet var. İşte hep bu hormonun etkileri onlarda. Hani adet görürüz ve rahatladım deriz. İşte bu hormon rahim içini hem gebeliğe hazırlıyor hem de bu etkileri ortaya çıkarıyor. Daha sonra bu görülen adet döneminde eğer gebelik oluşmazsa bu hormon ani bir düşüşe geçiyor ve rahim iç duvarı kanama ile birlikte dışarı atılıyor. Biz de buna adet diyoruz. Yani ilk başta östrojen ilk 14 gün herhalde değil mi? Evet. Sonrasında progesteron aktif oldu. Etkileri. Yani bizi hormonlar yönetiyor desek yalan olmaz herhalde. Evet, evet. Özellikle de kadınları diyebiliriz gerçekten. Kesinlikle. Evet. Normal adet döngüsü nasıldır peki? Normal adet döngüsü bir kadında 21 ila 35 gün arasında adet görmek olarak tanımlayabiliriz. Bu 21 gün ve 35 günü şöyle tanımlıyoruz. İlk adet olunan günden bir sonraki siklusun ilk gününe kadar saydığımızda bu süre 21 ila 35 gün olarak her kadında farklı farklı olabilir. Ama bu aralıkta olması normal adet döngüsü 3 ila 7 gün arasında bir adet döngüsünün olmasını bekliyoruz ve yaklaşık 50 ila 80 mililitre kadar bir kanama olmasını bekliyoruz. Bu sınır içerisindeki kanamalar adet düzeni normal adet döngüsü olarak adlandırabiliriz. Peki bu 50-70 günlük mü yoksa o 3-7 günlük total periyot mu? Evet, total periyot. Total periyot. Yani total günlük yoksa ne kadar? Yani, ama günlük işte görmüş olsun. Aslında bunu aslında sormak amacım oydu. Yani günlük görüldüğü zamanda çok fazla kanadığı için ona da hipermenore diyorsunuz galiba. Evet, evet. Bu onlar normalden sapmalar olarak adlandırılıyor. Evet. Hastalık benim öyle bunda tanıdığım insanlar var ama 10 gün falan süren var. Evet, bu aynen konu önemli gerçekten. Bu konuda biraz bilgi eksikliği olabilir hanımların. Bazen bunu normal olarak nitelendirip çok geç olarak bize başvuran, kansızlıkla gelen hastalarımız oluyor. Bu da tabii günlük işlerini yapmakta zorluk çekme, yorgunluk, halsizlik gibi semptomlara neden oluyor. Onun için o kanama miktarını da dikkate almak gerekiyor. Evet. Mesela bir de şu var, günlük pet kirletme ya çok titizse bir küçük damlada bile değiştirebilir ama normalde bir kadın herhalde günde 2-3 tane pet değiştirse herhalde yeterli değil mi? Evet, günde 3 ila 5 pet miktarını biz normal olarak kabul ediyoruz. Yani petler tabii ki sık değiştirebilir, bu hijyenik ve enfeksiyon evet açısından da çok önemli. Önemli olan o işte petlerin değişim sıklığı değil de oradaki miktarı belki göz kararı hesaplayabilmek. Doğru. Mesela 21 günde bir adet gören ve 7 gün süren kişi normal midir? Evet, normal bir adet döngüsü diyebiliriz. Normal. 21 gün çok az değil mi? Ben onu mesela 28 günde bir diyebiliyordum. Ortalama aslında 28 gün. Ama bu parmak izi gibi diyebiliriz. Her kadının kendi döngüsü farklı olabilir. Bir kişi 21 günde görürken bir kişi 30 günde bir görebilir. Bunun ikisi de normaldir. Yalnız ergenlik çağındaki yeni kanama görmeye başlayan genç kızlarda bu 45 güne kadar uzadığında onu normalde kabul edebiliyoruz. Ama normal doğurganlık dönemindeki kadınlarda bu şekilde görmeyi daha normal döngü olarak kabul ediyoruz. Yani hanımlar mesela bize gelen hastalarda şöyle bir
şikayet oluyor. İşte ben ayın 10'unda adet gördüm ama bir sonraki ay 10'unda olmadım. Bunu hanımlar beklememeli aslında. Arada birkaç gün sapma olabilir. Yani aynı gün mutlaka adet görmek gerekmiyor. Önemli olan bir adetin başından diğer adetin başına geçen sürenin düzenli olması. 21 ila 35 gün aralığında olması. Bir de menopoz dönemi de burada farklılık arz ediyor değil mi? Menopoz döneminde de adet düzensizlikleriyle seyreden bir siklus var. Evet, menopoz öncesi dönemde çok sık görüyoruz. Adetlerde gecikmeler olabiliyor ya da sık adet görme ya da fazla adet görme durumu olabiliyor. Burada yumurtlama fonksiyonunun azalmasıyla menopoza doğru ilerleyişle birlikte yumurtanın fonksiyonunun azalmasıyla bu şekilde düzensizlikler olabiliyor. Hormonal döngüdeki değişikliklere bağlı olarak. Bir de şunu soracağım. Mesela doğum kontrol hapı kullanan kişiler. Şimdi doğum kontrol hapını kullanıyorlar. Onu kullanma bittikten sonra işte belli bir süre sonra kanıyor. Burada aslında bir yerde artık olay bir yerde mekanik bir hale geçmiş oluyor. Sizce bu normal mi? Olması gereken bir şey mi yoksa? Yani doğal siklusu değiştirmiş oluyor aslında bir anlamda, öyle değil mi? Aslında siklusu yani taklit ediyor doğum kontrol hapları. Biz normalde yumurtalıkların ürettiği hormonların daha sentetik formlarını doğum kontrol haplarıyla dışarıdan veriyoruz hanımlara. Bu da işte östrojen ve progesteronun benzeri etkileri taklit ederek yine rahim duvarında bir kalınlaşmaya neden olup daha sonra ilacın kesilmesiyle birlikte çekilme kanaması dediğimiz hormonların düşüşüne bağlı olarak rahim iç duvarının yine vajinadan kanama yoluyla atılması gerçekleşiyor. Burada tabii doğum kontrol haplarını doğum kontrol amacıyla kullandığımız için onların buradaki önemli fonksiyonu yumurtlamayı inhibe etmeleri. Yumurtlama olmaması. Peki bu inhibasyon sizce uzun süre kullanan bir kişide gelecekte ciddi sorunlara sebep olabilir mi? Hayır. Bu yumurtlama fonksiyonuyla ilgili geri dönüşebilir etkileri var doğum kontrol haplarının. Yani bunu kullanmasında herhangi bir sakınca yok hastalarımızın. Tabii ki ek hastalıklarına göre bakılarak işte migren, tansiyon, şeker ya da sigara kullanımı gibi özelliklerine bakılarak hastanın veriyoruz bu ilaçları. Ya da ailede meme kanseri varsa, evet, pıhtılaşma bozuklukları varsa, pıhtılaşma bozukluğu da varsa ona göre veriyorlar. Bu gibi bu gibi ek hastalıklar yoksa doğum kontrol hapı kullanmak için uygun bir hastaysa doğum kontrol amacıyla kullanabilir tabii ki. Bıraktığı an tekrar yumurtlama geri dönecektir. Bu geçici bir etkidir. Anladım efendim. Peki bir kadının adet düzensizliğim var demesi için nasıl adet görüyor olması gerekir? Bu bahsettiğimiz normal adet döngüsünden farklı olarak iki adet arasındaki sürenin 21 günden kısa olması ya da 35 günden uzun olması, bu sık adet görme ya da uzun adet görme olarak adlandırabiliriz. Ya da adet süresinin uzaması ya da adetin miktarının artması, bunların hepsi normalden farklı olarak düzensiz adet olarak adlandırıyoruz. Lekelenme şeklinde kanamalar olabilir bunun yanında ya da ilişki sonrası kanamalar olabilir. Bunlar hep düzensizlik olarak nitelendirebileceğimiz durumlar. Peki adet düzensizliği gebe olmaya engel midir? Adet düzensizliğinin nedenlerini incelemek gerekiyor burada. Eğer gebe olmaya engel durumlarla ilişkili bir adet düzensizliği varsa evet. Ama daha böyle kolay tedavi edilebilir farklı durumlar mevcutsa az değil, hayır. Yani polikistik over sendromu dediğimiz yumurtlama fonksiyon bozukluğuyla giden bir hastalık var. Bu polikistik over sendromu varsa olabilir. Ya da büyük bir polibi varsa ya da gebe kalmaya engel yerleşimli olan bir miyomu varsa bunlar engel olabilir. Bunun araştırılması gerekir hastanın. Peki polikistik over sendromu son yıllarda arttı mı sizce? Yani polikistik over sendromunun etiyolojisi henüz net olarak anlaşılabilmiş değil ama çevresel faktörlerin, genetik faktörlerin tabii en önemli olarak genetik faktörlerin etkisi var. Bu beslenmeyle ilgili durumların da etkisi olduğu düşünülüyor. Yani kompleks, multifaktöriyel bir hastalık. Ülkemizde de aslında sık görülen bir hastalık. Yani şöyle, ben çok sık karşılaşıyorum. Evet. Çünkü bu tip hastalar yani çoğunlukla genç bir kızsa mesela vücudunda işte şekil bozulması, işte karın bel bölgesinde yağlanma, saç dökülmesi, vücudunda tüylenme, adet düzensizliğiyle mesela
bana geliyor ama bana adet düzensizliği sebebiyle gelmiyor. Onu ben sorunca öğrenebiliyorum. Evet, kozmetik nedenlerle evet, başlıyor. Ya diyorum evet. Bakın sizin diyorum çok büyük bir sorununuz var. Önce diyorum şiddetle bir kadın doğumcuya gidin. Evet. O diyorum ancak bu kısır döngüyü kırabilir, sizi düzeltebilir. Sonrasında diyorum gelin. Çünkü alttaki yapıyı düzeltmediğiniz müddetçe o tabii. Yani yağını alsanız ne olacak? Yani saç dökülmesi evet. Devam edecek, tüylenmesi devam edecek. Hakikaten adet düzensizliğinin belki genç kızlarda en sık sebeplerinden bir tanesi. Evet, en sık sebeplerinden bir tanesi. Çok küçük dokunuşlarla çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Bazen ilaç tedavisine başlamadan sadece yaşam tarzı değişiklikleriyle, beslenme gibi değişikliklerle ya da daha çok spor yaparak, kilo vererek hastalarımızın adetlerinin normal düzene girdiğini görüyoruz. Peki sizin özel ilginiz özellikle laparoskopik cerrahi. Laparoskopik cerrahi ile de bu polikistik overlere yönelik bir takım işlemler yapabiliyor musunuz? Laparoskopik cerrahide yumurtlama fonksiyon bozukluğunda evet laparoskopik diyetermi dediğimiz bir yöntem var. Yani çok şu an o aşamaya geçmeden sık kullandığımız bir yöntem değil ama hı hı. Evet. Peki adet düzensizliği şikayetiyle gelen kadınlara hangi tetkikler yapılıyor hocam? Adet düzensizliğiyle başvuran hastalarda öncelikle bir gebeliği dışlamak gerekiyor. Çünkü bazen normal rahim içi bir gebelik ya da rahim dışı sağlıksız bir gebelik de bu kanamalarla karışabiliyor. Hmm. İlk önce bir kanda gebelik testi yapıyoruz. Daha sonra kan değerlerine bakıyoruz hastaların. Kan değerlerinde fazla bir düşme var mı? Hastanın halsizliği, yorgunluğu var mı? Onu değerlendirebilmek için. Ve hormonal tetkikler yapıyoruz bunun yanında da. Tiroid hormonlarına, süt hormonuna bakıyoruz. Ve yumurtalıklardan üretilen hormonları da aynı zamanda istiyoruz. Eğer hastanın öyküsünde sık burun kanaması, diş eti kanaması gibi bir şikayet de varsa kanama parametreyle ilgili testleri de buna ekliyoruz. Peki onlara sebep niye onlar? Yani neden burun kanaması ve diş eti kanamasına sebep oluyor? Yani kan pıhtılaşması ile ilgili herhangi bir hastalığı varsa, genetik bir hastalığı varsa bazen bu aslında o septomu göz ardı edip rahim içi kanamasının fazla olması nedeniyle başvurabiliyor hasta. Yani aslında asıl sebep kanama bozukluğu olabiliyor. Evet, anladım. Peki adet düzensizliğindeki tedavi seçenekleri nedir? Nelerdir daha doğrusu? Tedaviyi nedene yönelik yapıyoruz. Evet. Bu ilaç tedavisinden... İğne tedavisine, rahim içi hormonlu spiralden ameliyata kadar değişebilen geniş tedavi seçenekleri mevcut. Burada önemli olan hastanın neden kanadığını tespit etmek. Bazen iki kadın aynı nedenle kanasa bile tedavi seçenekleri farklı olabiliyor ikisi için de. Burada önemli olan hastanın yaşı, ek hastalıklarının olup olmadığı, çocuk isteğinin olup olmadığı. Bunlara göre bir hastaya özel bir tedavi seçeneği belirliyoruz. Peki neden bu kadar adet yaşı çok küçük yaşlara düştü? Yani 7 yaşında, 8 yaşında çocukların artık adet olduğunu duyar olduk. Bunun sebepleri ne olabilir? Bu tabii dış etmenler çok etkili. Yani normalde eskiden bizim zamanımızda 13-14'tü. Hadi bilemedin en kötü 12'ydi yani biz 10 yaşında olan bile görmüyorduk. Ama şu anda mesela 7 yaşında hatta... Çok küçük yaşlarda bile yani 9-15 yaş arası gördük. Biz bir genç kızın ilk adet görmesini bekliyoruz. Bu normal çok kabul küçük ediyoruz. Bir yaş yani. Hele şimdi 7'lere 6'lara falan düştüğünü duyuyoruz. Daha korkunç düşük şey. Yaşlar tabii ki farklı hastalıkların belirtisi olabilir. Bunların nedenleri de bu çevresel şeyler olabilir. Yediğimiz, içtiğimiz, hava kirliliği, her şeyin hormonlu aldığımız olması. Kimyasallar, fitalatlar birçok faktör etkili. Belki başka bir hastalıktan da kaynaklanabilir. Bunun araştırılması gerekir tabii erken. Evet, bayağı. Peki adet düzensizliğiyle size başvuran bir hastada tanıyı, teşhisi koyarken nelerden faydalanıyorsunuz kan testleri dışında? İlk önce hastamız geldiğinde güzel bir öykü almamız gerekiyor. Bir adet takvimi çıkarmamız gerekiyor. Gerçekten düzensizliğin ne tarz bir düzensizlik olduğunu tespit etmek gerekir. Daha sonra... Bir jinekolojik muayene ile hastanın rahimi, yumurtalıkları değerlendiriyoruz. Buna ek olarak bir ultrason muayenesi yapıyoruz. İşte herhangi bir miyom, polip olup olmadığı ya da polikistik over gibi bir hastalığın olup olmadığını
tanısını bu şekilde koyuyoruz. Eğer gerekirse daha ileri tanı metotlarına da geçebiliyoruz. Bu rahim içerisinden parça alma ya da MR gibi yöntemleri de kullanabiliyoruz. Peki son olarak seyircilerimize bir mesajınız var mı? Sağlık Vakti izleyicilerine. Seyircilerimize mesajım, sağlıklı bir anne, sağlıklı bir eş toplum sağlığının temelini oluşturmakta. Bahsettiğimiz gibi şikayetleri olan sevgili hanımların mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurmalarını öneriyorum. Lütfen kendilerini ihmal etmesinler. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür programımıza ederim. Renk kattınız. Sağlık Vakti'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Zeynep Soyman bizlerle beraberdi. Programımız devam edecek.